Herkese selamlar dostlar. 16 Aralık 2022 iddia ile hepinize selamlar. Toplamda 5 adet mücadelem var. İdeallerinden ve yüksek oranlarından bahsetmeye çalışacağım. Değerlendirecek herkese şimdiden bol şanslar efendim. Öncelikle direkt başlayalım şöyle. Bir skor yarışmamız var ve öncesinde bilenlere açıklayalım. Arjantin maçının skor kazananın Atilla Kavuk isimli arkadaşımız Instagram üzerinden ulaşabilir. Fransa maçının kazananı Arda Altınkaya isimli arkadaşımız. Aynı şekilde o da Instagram üzerinden ulaşabilir. Aralık ayı boyunca katı Telegram gruplarımızda misafir edelim. Sizlere maç skoru yarışması olarak da Rize Spor gösterme maçının maç skorunu sorduk. Sizce maç skoru ne olur? Akşam oynanacak maç saat 8'de değerlendirecekler. Bol şanslar. Geçtim bunu. Herkes açık grubumuz Telegram'da var arkadaşlar. Açıklama kısmında ve yorumlarda zaten linki mevcut. Sizler de oraya katılarak da ekstradan böyle yazılardan ve böyle gün canlılarını ara ara uğratıyorum. Siz de herkes açık Telegram grubumuza dahil olabilirsiniz. Bilginize geçtim bunu da. Canlılarda bu dönemde nasıl gidiyoruz? Hemen şöyle bak kısaca bahsedeyim. Sol tarafta şöyle yeşillendirdiğimiz, sağ tarafta da kırmızıla yaptığımız canlılar var. Mesela dünden olan canlılar bunlar. Pardon, Alba maçı şey, Bologna maçı bir önceki gün Real Madrid yar dün oynandı. Milano'da aynı şekilde dün oynandı. Yani şu dönemde zaten çok fazla maç yok bildiğiniz üzere. Az maç var. Biz de olabildiğince canlı maçlar çıkarmaya çalışıyoruz. Fakat dediğim gibi hem vonda olabiliyor, lost da olabiliyor. Bu dönem biraz dengesiz olduğunu belirteyim özellikle canlı maçlarda. Kupon olarak da, da aynı şekilde zaten canlı maçlar gitsin isterseniz. Kupon olarak da aynı şekilde o da dengesiz. Bir geliyor bir gidiyor. Dün mesela soldaki daha önceki günden gelen kupon. Sağdaki de dünün kombinesi Alanya maçına var dedik. Olympiakos'ta deplasmanı atacağız. 83 sayı aldım ben. Mesela ilk periyot 28 sayı attı fakat mücadele genelinde 75 sayımı ne attı zaten? Çok fazla altı, altı çekti mesela. O maçta zaten şike yoksa hiçbir şey bilmiyorum. Net. Evet. Geçtim. Sizlerden ricam artı 300 seviyesine like atarsanız sevinirim. Like'larınızı eksik etmeyelim. Şöyle Artık 300 seviyesine like atarsak sevinirim. Günün videosunu saat erken saat 10 gibi yayınlıyorum şimdiden. Değerlendirecekler. Aklın detanlara bol şanslar. Göztepe ile Çaykur Rizespor mücadelesi. Mücadelede çok fazla gol beklenmiyor. Nasıl çok fazla gol beklenmiyor? Normalde yani Elix takımın geçmiş maçlarına falan baktığımız zaman da gollü geçen karşılaşmalar görmek mümkün. Mesela son maçta son maçında 7 gol oldu. Fakat Bülent Korkmaz var Çaykur Rizespor'un başında. Şu mantıkla bir oyun sergiliyor Çaykur Rizespor. Yani çok fazla iyi oynayan bir takım değil açıkçası. Fakat ya yenemese bile yenilmiyor gerçekten. Ve aldı. Hatta ben birkaç tane daha Rize sayfasına baktım. Instagram sayfasına baktım. Yani yarınki maç hakkında. Bülent Korkmaz'dan biraz şikayetçiler. Şu noktada şikayetçiler skorun üstüne yatıyor. Aykut Kocaman misali. Aynı şekilde güzel. Yenilmiyorlar. Fakat yani skorun üstüne yatmaları Rize taraftarının çok fazla hoşuna değil. İşte güzel futbolu engelleyen durumlardan bir tanesi bu. Rize'de bu var. Hatta kendi evinde daha hiç mağlup olmadı onu da belirtelim. Göztepe ile oynayacaklar. Göztepe'de hareketli takımlarından aslında oyun olarak birbirine yakın takımlar. Rize bir adım önde olsa da e, yani çok fazla burada fark açabileceğini oyun olarak görmüyorum açıkçası. Maç ne olur diye baktığımız zaman da bir iddia tercihe gitmek e, işimden gelmedi açıkçası. Yüksek orana gidelim. Bülent Korkmaz'ın skoru yattığından dolayı mücadele genelinde toplam gol aralığı olarak 2-3 gol bandında kalabilir diye düşünüyorum. Onun oranı 1.76 gibi bir oranı var zaten. 2-3 gol bandında kalabilecek bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum. Ee, i̇lk golü Rize atar. Bir tane atarsa Göztepe atar veya Rize bir tane daha atar. 2-0, 1-1 gibi skorlar çıkabilir gibi geliyor. Olası sürprize de zaten 2-3 gol bence güzel bir tercih olduğunu biliyorum. Ee, maç skorunuzu yazmayı unutmayın. Fenerbahçe Beko ile Baskonya mücadelesi. Baskonya şu son dönemlerde çok formda. Fenerbahçe Beko'da eksikler hala devam ediyor. Özellikle Mortley'in olması geçen maçta ben yüksek misli yaptım. Yani hatta normalde 1000 liralık yüksek misli yaparken Olympiakos Fenerbahçe maçına dedim ki 3000 lira alalım Fenerbahçe Olympiakos mücadelesini Olympiakos tarafına. Kazanmıştık o maçta aynı şekilde. Fenerbahçe'de Mortley potu altında inanılmaz bir eksiklik. Takımın net bakın Wilbeck'ini geçtim. Motley'in olmaması takımın en önemli eksikliğini net olarak söyleyebilirim. Hem potu altında çok güçlüydü hem rebound olarak savunmada da çok iyi iş yapan bir oyuncuydu. Yok Wilbeck'in de yok aynı şekilde. Burada Baskonya'da son dönemlerde formda Horst aynı şekilde Horst mu Horst mu bir eleman var. Adamın eli çok sıcak. Yani üçlük olarak dış atışlarda çok fena can yakıyor. Şu Baskonya son dönemde zaten formda. Son maçında da Anadolu Efes'i zaten yendi. Efes orada ya o da orada maç verdi bir nevi. Baskonya çok iyi döndü o maçta. Ben burada şöyle bir şey düşünüyorum. Burada Maç sonunda Baskonya 8-9 sayı fark yemez diye düşünüyorum. Fenerbahçe burada 9 sayı fark atarak galip gelemez gibi geliyor bana. Hatta ben şöyle bir de bir yüksek oran yapmak istiyorum. İlk yarıdan bir Baskonya galibiyeti çıkar mı acaba? 2-20 gibi de bunun oranı var. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilir. Ben burada biraz daha Fenerbahçe'deki eksiklerden dolayı Baskonya tarafında maçın kalabileceğini, yani Fenerbahçe'nin burada 9 sayı fark atmasını beklemiyorum. Ekstra olarak da yüksek oranda 2-20 gibi orandan ilk yarıdan Baskonya galip gelebilir bilginize. Barcelona-Pana mücadelesi. Bu mücadeleyi de şöyle değerlendirme altına aldım. Barcelona'nın son maçında 69-63 mü? Öyle bir sayıyla 8-62 Monaco'yu yendi. O maçta aslında çok doğru bir oyun sergiledi. Oyunun geneline baktığımız zaman da boşluklar da buldu. Fakat boşlukları değerlendiremedi açıkçası. Yüzdesi biraz düşük kaldı. Burada Pana ile oynayacak. Pana da boş bir takım değil ki burada 15 tane 15 fark var açmışlar. Ben burada Pana'nın burada 14 sayı fark yiyeceğini düşünmüyorum. Onların da dış... dışlıklarda etkili oyuncuları var. Parisliği var mesela. Geçen yıl Monaco'daydı şimdi Pana'da gibi birçok isimlerle onlar da sayı soy, sayı bulabiliyor. Özellikle Ponitka var mesela onu da transfer ettiler. Ee, NBA'ye gidecek şu son dünya şampiyonası basket vardı. Polonya takımında inanılmaz işler çıkardı. Pana'da normal ee, beklenenin altında biraz da NBA'ye gitmedi mesela. Pana'ya geldi burada öyle kaliteli isimleri de var. Ben burada Pana'nın 14 sayı fark edeceğini düşünmüyorum. 1.45 gibi oranından idealden sizlere öneririm bilginize. Partizan'la Anadolu Efes mücadelesi bu maç güzel bir maç olacaktır gibi geliyor bana. Ya böyle beklenti maçlar bazen kısır geçebiliyor fakat şöyle bir değerlendirme alacağım. Mücadelenin genel üstüne gitmeyeceğim. İlk yerden alacağım. Neden? Çünkü bazı takımlar ikinci devre gerçekten salıyor. Zaten ilk periyotta şöyle bir mevzu var her takımda. Genellikle en iyi ilk beşini sahaya sürer. Bu ilk takımlar mesela Anadolu Efes'te bir Clyburn oynamıyor. Miss e, Miss zaten Boboa da son dönemde formda olduğundan Efes ya sayı bulmakta çok fazla zorlanmıyor. Şu dolleri son dönemde formda. Larkin bu maçta gelir mi? Yine bilmiyorum. Geçen maç yoktu mesela. Belirsiz. Fakat bu maçta belki süre alabilir. Partizan da kendi evinde iyi bir takım. Kendi evinde oynadığı maçlara baktığımız zaman da skor üreten bir takım. Dediğim gibi ben maç sonuna gitmeyeceğim. Burada devre alacağım. Boboa'nın ve Miss için önderliğinde İkinci periyotta zaten Clyburn görüyor. Efes tarafından zaten sayı gelecektir. Mücadelenin ilk yarısında bence 82 sayı çıkar gibi geliyor. Oran gayet güzel. 1.48 bandında bir oranı var. İlk yarı 81.5 üstü olarak 81.5 üstü yaparak 1.48 gibi oranlar olabiliriz. Zaten Partizan'ın başında da tanıdık bir isim var. Obradovic var. Hala kızarıyor. Aynı şekilde. Partizan tarafında şöyle öne çıkan isimlere baktığımız zaman da Kevin Fountain'ın mesela bu maçta da aynı şekilde öne çıkması lazım. Son maçlarında da mağlup oldular. Bu maçlarda kendi taraftar önünde ki tutkulu bir taraftar var. Efesli bir takım. Güzel, tempolu sayılı bir maç çıkar diye düşünüyorum. Ben ilk kere üstünü aldım. İlk kere 82.5 ilk kere 81.5 üstü oranı 1.48 gibi oranı var bilginize. Monaco ile Alba Berlin mücadelesi. Yine güzel maçlardan bir tanesi. Monaco tarafında önemli bir eksiklik var. Jordan Lloyd, Lloyd yok bu maçta. Geçen maç Barcelona maçında onun eksikliğini biraz hissettiler gibi geliyor bana. Monaco mücadelesinde Alba Berlin tarafına baktığımız zaman da Euroleague'de son 10 maçını kaybeden bir Alba Berlin var. Şöyle göstereyim. Son 10 maçını kaybeden bir Alba Berlin var. Tabii ki kaybetmelerin en büyük e, sebeplerinden bir tanesi takımda sakat isimlerin bir ailey fazla olması. Önemli oyuncular da olma içinden dolayı Alba Berlin skor üretemiyor. Skor üret üretse bile savunmada vasat kalıyor. O yüzden çok da sayı yiyerekten de kaybediyor. Monaco ile oynayacaklar. Çift maç haftasının son mücadelesi bu zaten. Monaco ilk maçını kaybetmişti. Ondan önce de Real Madrid'e karşı galip geldi. 95-94 Barcelona'yı kaybetti. Burada Monaco'nun galip gelmesi bence galip gelecektir. Galip gelirken de biz şöyle ev sahibi üste gidelim diye düşünüyorum. Çünkü Alba Berlin'in son yaptığı son yaptığı maçlardaki savunmaya baktığımız zaman da e, o Mike James önderliğinde burada çok fazla zorlanacağını düşünmüyorum ben burada. Monaco'nun Monaco burada evinde atacağız 86 sayı. Yani ev sahibi 85.5 üstün burada 1.51 gibi oranı var. Burada Monaco takımı bence 86 sayı bulabilme imkanı var. Diğer de geçeyim. Toplamda 5 adet mücadelem vardı. İdeallerinden yüksek oranlarından bahsetmeye çalıştım. Şöyle like atarsanız sevinirim. Video like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. seviyorsunuz arkadaşlar. Bay bay.